Tarihi romanımızın adı Hükümdarlar Hükümdarı Sargon. Yazar Yozef Niyari. Çeviri Mine Arıbal. Yayın evi Yurt Kitap Yayın. Çocukken mutluyduk ama bir gün artık çocuk olmak istemedik. Eridu bilgelerinin sözleri. Şöleni terk ettiğimizde üçüncü nöbet başlamıştı bile. Nanna'nın gümüş ışıkları o saatte bile hala huzur bulmamış şehrin üzerine serpiştirilmişti. Pek çok meyhane hala açıktı. Sokak aralarında dünyanın dört bir yanından gelmiş askerler sarhoş bir şekilde dolanıyordu. Biraz önce omzuna sarıldığı arkadaşına şimdi yumruk atıyordu. Sonra barışmak için yeniden kupalarını kaldırıyorlardı. Bu yıllardır savaştan önce süregelen bir gelenek olmuştu. Kralın nöbetçileri oldukça dikkatli görünse de Lugal'in Urak'taki yerleşik muhafızlarının eline su dökemezlerdi. Bazen sarhoş askerlerle muhatap oluyor ancak silahlar şakırdayıp tehlike söz konusu olduğunda müdahale ediyorlardı. Biz bile kralın karşısında eskisi kadar düzgün durmuyorduk. Gemi gibi iki yana yalpalayarak kol kola girdik, edepsiz şarkılar söyleyerek dar sokaklardan geçtik. Tam kuş yakalayıcıların geçitinden geçerken iki ak atlı ve üç elamlının bize doğru geldiğini gördük. Ne biz ne de onlar kenara çekilmek niyetindeydi. Kafamızı toplayıp omzumuzu ileri attık ve çiftleşme zamanındaki koçlar gibi birbirimize tosladık. Bu önlem anlaşılan ak at ve elamlar üzerinde beklenilen sonucu sağlamamış olmalı ki kendilerimizi vahşi bir dalaşın içinde bulduk. Sargon bir labutu, fas, indirir gibi yumruğunu rakibinin karnına gömdü. Ancak elamlı darbeyi iyi karşıladı ve bu arada boş durmayıp Sargon'un burnuna yumruğu indirdi. Anında kanamaya başladı. Dağlardan gelen diğer asker korkunç bir güçle yüzümüzü hedef almıştı ama hemen eğildim ve dirseğimle böbreklerinin olduğu bölgeye vurdum. Acıyla inledi ve eğildi ama anında diğer yumruğunu enseme patlattı. Igishpitz kendisine iki kafa uzun olan rakibini tecrübeli bir hareketle tutarak duvara fırlattı. Elamlı inledi ama sonra kollarını arkadaşıma dolayıp sıkmaya başladı. İki iri dağ savaşçısı Steinhand'a saldırdı. Birincisini odundan bir sopayla, diğerini ise yumruğuyla savuşturdu. Sanki toprağa sınır kazığı çakılıyormuş gibi sesler çıkmıştı. Darbelerin ağırlığına rağmen saldırganlar ayakta kalmışlar, Steinhand'a yumruk yağdırıyorlardı. Dövüş bir süre bu şekilde devam etti. Ama sonra kaba kuvvete karşı arkadaşlarımın eğitimli gücü dağ adamlarına karşı baskın olmaya başlamıştı. Sargon rakibinin böbreklerine ustaca bir tekme attı ve Gilspitz boğma hareketiyle etkisiz hale getirdiği düşmanının kafasına aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığıldı. Steinhand nefes nefese işiniz bitti mi diye sordu. Beni de bekleyin. Çıplak elleriyle duvardan bir tuğla koparttı ve ilk saldıranın kafasına indirdi. İlk saldırgan kimsenin yerden kalkamayacağı bir sığır gibi yere yapıştı. Diğeri bu yaptığın kurallara aykırı diye bağırdı. Steinhand da aynı bire karşı iki kişinin dövüşmesi gibi diye gürledi. Mağarada mı yetiştiniz? Siz dört, biz beş kişiyiz diye cevap verdi elamlı. Kim seyircilik yapacak diye önceden seçim mi yapacaktık? Üstelik şimdi teke tek karşı karşıyayız. Haklıysan haklıdır diye onayladı Steinhand ve tuğlayı dikkatle yağıldığı yere yerleştirdi ve orada öylece dikilen elamlının kaburgalarına tüm gücüyle yumruğunu indirdi. Dağdan gelen adam sendelemedi bile. Ve Steinhand ciğerini arkadaşımızdan hatırı sayılır bir homurtu yükselten darbesine indirdi. Sargon sabırsızca ''Hadi artık bitir şunun işini'' diye bağırdı. ''Bütün gece bekleyemeyiz.'' ''Tamam tamam'' dedi arkadaşımız ve elamlının kafasına iki yanlı yumruğu ile bir sığırı bile devirebilecek güçte korkunç bir darbe indirdi. Adam darbenin geldiğini görmesine rağmen ellerini kaldırdığından savunmasız kalan rakibin kalbine vurmak için karşı koyamamıştı. Her iki yumruk da neredeyse aynı anda ve aynı şiddetle hedefini buldu. Devasa ses tüm sokakta yankılandı. Sonra iki ağır gövde büyük bir gümbürtüyle çarpıştı. Sonra kol kola yere düştüler. Zidern dağlarında iki dev ağaç yere düşmüş gibi zemin titredi. İşte bu kavganın sonu oldu. Rakiplerimiz kendine geldiklerinde Sargon, ''Saygılarımı sunarım. Hiç de fena dövüşmüyorsunuz. Bizim birliğimize katılmalısınız. Sizin gibi uyanık heriflere daima yer var.'' dedi. Sakalları şimdiden grileşmiş, geniş omuzlu rakibi cevap verdi. Doğrusu genç adam, aynısını sizin için de söyleyebiliriz. Gücümüzü bütün gece bira ve fahişelere harcadığımız için yenildik.
Siz ise muhtemelen az önce içtiğiniz anne sütüyle kuvvetlendiniz. Evet, dedi İlk İşbit. Sizlerin aksine bizler annelerimizin kim olduğunu biliyoruz. Ama siz su birikintilerin kurbağa yumurtalarından çıkan anormal yabancılarsınız. Gri sakallı, doğrusu eğer kuyruğun da zekan kadar kısaysa belki de fahişelere görünmemende yarar var. Tüycükleri değiştirirken yanlışlıkla seninkini koparmasınlar. Kendi tecrübelerinden yararlanarak konuşuyor olmalısın diye homurdandı Steinhardt ve inleyerek karnının üzerine doğruldu, döndü. Elamların en yaşlısı, başınıza bu tür bir talihsizlik gelmez diye atıldı. Zevk aletim dağ hıyarları kadar büyüktür. Bir süre küfürleşmeye devam ettiler. Giderek birbirlerinden daha çok hoşlandıkları anlaşılıyordu. Görünen o ki kavgada olduğu kadar söz düellosunda da eşit rakipler olduklarını fark etmişlerdi. Atalarının cinsel organının neye benzediğini tartışmaya başladıklarında Sargon boğazını temizledi ve araya girdi. İzninizle beyler, daha yarın da var. O zaman kimin büyük annesi daha yetenekli, kimin büyük babasının sazlık domuzu gibi eğri bir cinsel organı var, onu o zaman tartışabiliriz. Bu kadarı yeter. En iyisi gidip birer kupa daha bira içelim ve sizler de bize katılıp katılmayacağınızı yeniden düşünün. Doğrusu bunu istemez değilim, diye cevap verdi gri sakallı. Ama daha dün Sümerlerin asla Hela'ya bağırsaklarını boşaltmadığı 600 kişilik bir birliğe katıldık. Sargon gülümseyerek hangisiymiş bu diye sordu. Doğrusu siz çaylakların bunu bildiğini sanmıyorum, dedi gri sakal. Adı Ülke Surları ve daha dün Kiş'teki en iyi askerler seçilerek oluşturuldu. Komutanlarının adı Sargon. Duyduğuma göre oldukça büyük bir M'si varmış. Gelecek hafta kuzeye doğru yola çıkacağız. Sargon ellerini beline koyup dikildi ve başını salladı. Komutan tam karşında duruyor, dedi. Adamlar bize baka kalmışlardı. Sargon gülümsedi. Hoş geldiniz çocuklar, dedi. Anlaşılan Kiş'te yenisiniz. Ben de bir süredir buralardan uzaktaydım. Hakkınızı vermeliyim. Kendinizi kanıtladınız. Akatlar ve Elamlar gururla gülümsediler. Doğrusu şimdi dayak yediğimize şaşırmıyorum, dedi gri sakallı. Kudur'un oğlunun bile bir gün yere yapışacağı aklıma gelmezdi. Sen Kudur'un oğlu musun? Diye sordum Steinhardt'la birlikte yere yuvarlanan çam yarması gence. Evet, dedi Elamlı. Bana Laomer derler. Sonra dikkatle rakibini süzdü. Ya sen? Diye sordu. Steinhardt dudaklarını yaladıktan sonra cevap verdi. Benim adım Hoş Çiçek Buketi. O sırada Sargon onun sözünü keserek biz ona Steinhardt, taş yumruk diyoruz dedi. Tuğla ile yere devirdiği adam şimdi anladım dedi. Ben de kafama tuğla ile vurdun sanmıştım. Laomer, Elam'da senden söz edildiğini çok duyduk dedi. Öyle mi? Diye sordu Steinhardt. Bu iyi olabilir. Dağlardaki birçok babayı da son derslerini vermiştim. Evet dedi Laomer. Onları nasıl yonttuğun konuşuluyor. Zevk aletinin bile bileği taşıdan yapılmış olduğunu söylüyorlar. Gerçekten mi? Diyen arkadaşımız gururla eski rakibinin omzuna vurdu. Bir süre iki devin elleriyle birbirlerini yoklayarak dostluk kurmalarını izledik. Daha sonra diğerleri de karşılıklı birbirlerini tanıttılar. Şimdi adlarını hatırlamıyorum, zira bir daha hiç kullanmadık. En yaşlısı Elamlı'ya en başında sadece dağ hıyarı dedik. Gri sakallı Akat'a neredeyse her sözünü aynı kelimeyle başladığı için doğrusu adını verdik. Hep birlikte en yakın meyhaneye gittik ve burnumuzdan çıkana kadar bira içtik. Sonra da yalpalayarak kaldığımız yere döndük. Sargon odasında benim için bir yer hazırlatmıştı. Yan odada Steinhardt ile Igilspitz horluyorlardı. Ertesi sabah gürültüden uyandığımda o sesin Steinhardt'ın ağzından çıktığını fark etmekte gecikmedim. Zorlukla kendimi toplayarak kalktım ve dikkatle dışarı çıktım. Silah arkadaşlarımız günün ilk ışıklarıyla kalkmış, yeni askerler yetiştirmek üzere talime başlamışlardı. Talimler sırasında acımasızca davranıyorlar, sürekli hakaretler yağdırıyorlardı. ''Hala uykuda mısınız yaşlı bataklık fareleri? Tıkınmaktan başka bir şey bilmeyen domuzlar gibisiniz. Kirpikleriniz birbirine mi yapıştı sizi gidi aylaklar? Burada disiplin falan kalmamış. Ama ben sizleri adam etmesini bilirim, kurbağa gözlü köpekler. Sizleri akrep gibi dans ettireceğim. Burada o artık dadılarınızın tatlı sütü yok. Yorgunluktan akan terlerin ve kanın acı lezzetini tadacaksınız. Sizlere gününüzü göstereceğim. En inatçı öküzler bile yola geliyorlar. 600 kişilik
Landesmaur Birliği'ne yeni katılmıştı. Girdikleri birçok savaşın yara izleriyle gururlanan birçok eski asker söylenmeye başlayınca Bergland Gurke, "Sen kendini ne sanıyorsun da bize bir şey öğretmeye kalkışıyorsun süt sakallı?" diye bağırdı. Sen de altına bez bağlanmış yatarak biz Guterlerin öfkesine karşı duruyorduk. Savaş sanatının yaşla alakalı olduğunu kim söylüyor? Diye karşı çıktı Steinhahn. Acıyan ciğerlerinin hırıltısı mı, yorgun dizlerinin titremesi mi, yoksa her hızlı hareketinde güçsüz bağırsaklarının tutamadığı yel mi seni pis kokulu bitki? Seni yanımıza aldığımıza ve bu vesileyle yatağındaki fahişenin üzerinde salyaların akarak ruhunu teslim etmektense silahla öldürme onurunu yakalamana fırsat tanıdığımıza şükret. Sonrasında Steinhahn savaşçılarımızın eğitimine erkeklerin cinsel organlarının isimlerini sayarak devam etti. Gerçi söyledikleri de bir nevi küfürdü ama hiç olmazsa kulağa daha mantıklı geldiğinden adamları o kadar kızdırmıyordu. Bu arada Gilchpitz de askerlerimizin ok atma ve iz sürme yeteneklerini geliştiriyordu. Birkaç kez Landesmaur Birliği'nin alt yöneticilerini alarak çöle götürdü ve onlara ayak izlerinin ait olduğu kişiyi sadece nasıl bileceklerini değil, aynı zamanda amacını, ne kadar süre önce oradan geçtiğini ve yanında hangi silahı taşıdığını nasıl anlayacaklarını gösterdi. Adamlar her şeyi yeterince öğrendiklerini söylediklerinde de kendisini izlemelerini isteyip ardında sahte izler bırakarak onları günlerce boşa dolandırıp durdu. Sargon, Laomer'i ilk 100 kişinin başına getirdi. Kudur'un oğlu her ne kadar güç konusunda Steinhahn'a yenildiyse de zeka yönünde ondan çok daha üstündü. Laomer kendisine yardımcı olarak Barglend Gurke ve yaşlı Vahrilç'i seçti. Sargon geri kalan 500 kişinin birliklerinin başına önceden tanıdığı ve güvendiği adamları koydu. Her zamanki gibi öncülere Gilchpitz, artçılara da Steinhahn komuta edecekti. Harekete geçmeden bir gün önce Sargon ve ben 600 kişilik birliğin önünde durarak kısa bir konuşma yaptık. Askerlere sefer sırasında çevrelerini dikkatle kolaçan etmelerini ve sıra dışı bir şey gördüklerinde ne kadar önemsiz olursa olsun haber vermelerini emrettim. Sefere çıkmamızın asıl nedeninin eşek göçmenlerini öldürmek değil, çölün mümkün olduğunca kuzeyine kadar gidip herhangi bir şeyi gizleyip gizlemediklerini araştırmak olduğunu açıkladım. Adamlar esas duruşta ve çıt çıkarmadan duruyorlar, kirpiklerini bile kıpırdatmıyorlardı. Daha sonra Sargon, buna rağmen düşmanı köşeye sıkıştırmaktan da kaçınmamaları gerektiğini açıkladı. "Sıra dışı olayları gözlemlemeniz emredildiyse de," diye bağırdı Sargon, "karşınıza çıkan ilk tuhaflıkta siz, kişinin en iyi savaşçıları, umarım korkak karlara dönüşmezsiniz. Unutmayın ki sizler, ülkenizi korumak için ve tanrıların şerefine, Lugal onuruna savaşmak üzere kralın en iyi adamları arasından seçildiniz." Adamlar hala sessizliklerini bozmamışlardı. Sargon derin bir nefes aldı ve haykırdı. "Ve tabii benim için de sizi tembel domuzlar." Bir anda birliğe canlılık geldi. "Göster bize o pis eşek göçmenlerini," diye gürledi Bergland Gurke. "O zaman karı mı yoksa erkek mi olduğumuzu göreceksin." Başka haykırışlar da duyulmaya başladı. Ama en çok bağıran ak atlardı. Halkı tarafından aşağılananlar başkalarına hizmete hazır olan ilk kişilerdir. Sargon bir süre bağırmalarına izin verdi. Sonra elini kaldırdı ve "Eğer kininiz azgınlığınız kadar, cesaretiniz ağzınız kadar, dayanıklılığınız da içkiye gösterdiğiniz kadar büyükse bu seferde başarılı olacağımızdan hiç kuşkum yok. Şimdi gidip yiyebildiğiniz kadar yağlı etlerden yiyin, içebildiğiniz kadar kupalarınızı doldurun ve kadınlarınızı alıp yapabildiğiniz kadar içinizi boşaltın. Zira kim bilir bir daha hangimiz bira, hangimiz ölüler diyarının acı suyunu içecek ve hangimiz kışlaya geri dönüp güzel bir kızın yüzü yerine çirkin bir dişi şeytanın yüzünü görecek." "Vahrilç düğünden beri gülüyor zaten," diye bağırdı Barkl Gurke. Gri sakallı hiddetle karşı çıktı. "Kuyruk altında delik aramaktan iyidir, seni eşek beceren elamlı." "Dişi bir eşeğe saldıran biri varsa o da sensin," diye karşılık verdi Bergland Gurke. "Ama sizi suçlamamak gerekir. Zira kadınlarınızı dişi eşeklerden ayırmak oldukça zor." Bunun üzerine Vahrilç sakalından tutup sıkı bir kafa attı. Bir saniye sonra bir arbede başlamıştı bile. Gerçi anlaşmazlık akatlarla elamlar arasındaydı ama Sümerler de büyük bir hevesle kavgaya katılmışlardı. Sargon, "Geri çekilin," diye bağırdı ve dövüşenlere bakmadan
talim alanını terk etti. Akşam kral bizi yanına çağırdı. Bize iyi nasihatlerde bulundu ve kent tanrısı Zababa'nın bizi korumasını diledi. Sonra bize en leziz yemeklerden ikram etti. Daha sonra her akıllı, bilge ve eğitimli adamlar gibi eski zamanların çeşitli özdeyişlerinden ve meselelerinden konuştuk. Sargon uzun süre bizimle oturmayıp üst düzey yöneticilere eşlik etmeyi ve onlarla sohbet etmeyi tercih etti. Onların yanında büyük bir özgüvenle oturup şakalarına güldüğünü ama aynı zamanda da onları dikkatle dinleyerek ciddi bir konuya geçtiklerinde büyük bir ilgi gösterdiğini görebiliyordum. Eve gittiğimizde ona, "Bu kadar genç olmana rağmen iktidarın adamlarıyla durumu çok iyi idare ediyorsun," dedim. "Eminim bu senin ilerlemende büyük fayda sağlayacak. Ama bu arada Urza Baba'yı da ihmal etme. Kral olan o." "O bir domuz," diye cevap verdi Sargon. Yüzünde iğrenme ifadesi vardı. Evet, çirkin ve çok şişman diye ona hak verdim. Ama bunlar aptallık ve adaletsizlik gibi affedilmeyecek hatalar değillerdir. Sargon bana keyifsizce baktı ve cevap verdi. "İnsanları dış görünüşüne bakarak yargıladığıma mı inanıyorsun? İnan bana, Urza Baba yalnızca bir domuza benzemiyor. Gerçek bir domuz." "Konuşmaları bende onun düzgün ve ahlaklı bir adam olduğu fikrini oluşturdu," diye karşılık verdim. "Tarih, bilim ya da sanat konusundaki bilgisi mükemmel. Üstelik çok bilmiş de değil ve sağlıklı bir şaka anlayışı ve karar yeteneğine sahip." "Ya ya," diye homurdandı Sargon. "Urza Baba hakkında benim krala hizmet ettiğim bunca yıldır bulamadığımdan daha fazlasını sen burada, Kiş'te, birkaç günde bulmuş gibi görünüyorsun. Neye inanırsan inan. Benim için hava hoş ama öğüdümü dinlersen bu herife karşı tetikte ol derim." "Neden bana güvenmiyorsun? Ben senin kardeşin değil miyim?" diye sordum. "Güveni olmayan sensin," diye karşılık verdi Sargon. "Aksi halde sözlerinden kuşku duymazdım. Başka türlü inanmayacağına göre bu herifin nasıl bir domuz olduğunu kendi gözlerinde görmelisin. Ama kimseye bundan söz etmemelisin." Hava karardığında Sargon beni Kiş'in tanrısal çobanı Zababa'nın tapınağına götürdü. Ana kapı kapanmış, son ziyaretçiler yan kapılardan birer birer tapınağı terk ediyorlardı. Bir ağaç kütüğünün arkasında köşeye saklanarak hepsi gözden kaybolana kadar bekledik. Kısa bir süre sonra rahipler gelerek sedir ağacından yapılmış kapıları dikkatle kapatarak anahtarları nöbetçiye bıraktılar. Üzerimizde binlerce yıldız parlıyordu. Işıkların efendisi parlak ve verimli hüzmelerini cömertçe dünyaya yolluyor bu akşam. Esintisi palmiyelerin tepelerini sallıyordu. Köşede hiç ses çıkarmadan beklerken merakım giderek artıyordu. Bir süre sonra başka muhafızlar geldi. 12 kölenin sırtında taşıdığı ipek kumaşlara sarılmış oldukça ağır görünen bir tahterevan konvoyu göründü. Yüklerini küçük bir girişin önünde dikkatle yere indirdiler. Kısa boylu, şişman biri aşağı tırmanıp küçük girişin içinde gözden kayboldu. Muhafızlar kapıyı kapatıp emniyete aldılar. "Kral mı?" diye fısıldadım şaşkınlıkla. "Kent kralına hürmet etmeye gelirken bu gizlilik niye?" Sargon eliyle beni onu izlememi söyleyen bir işaret yaptı. Dikkatlice bahçeden geçerek tapınağın arka tarafına süzüldük. Geniş dalları olan büyük bir çam ağacı tapınağın üçüncü katına kadar yükseliyordu. Sessizce yukarı doğru tırmanıp sağlam bir dala tutunarak bahçıvanların ağacın bakımını yapmaları için uzatmış bir tuğla çıkıntısının üzerine bastık. "Anlaşılan buraya sık sık geliyorsun," diye homurdandım Sargon'a. İşaret parmağını dudaklarına götürerek susmam için uyardı ve eliyle çağırdı. Çıkıntı oldukça dar olduğundan aşağı düşmemek için tapınağın duvarlarını kaplayan çallara sıkıca tutunmamız gerekiyordu. Palmiyelerden birinin kökleri arasında zayıf bir ışık hüzmesi parlıyordu. Sargon eğildi ve bir delikten içeriği gözetlemeye başladı. Yanına çömeldiğimde gizli bir çatı katının kenarındaki lombozu fark ettim. Tam altımızda çok sayıda büyük lambanın aydınlattığı kocaman bir oda gördüm. Yan duvarında Zababa'nın devasa bir heykeli yükseliyordu. Kişin tanrısının daha o zamanlar akik taşından gözleri, lapisten bir sakalı vardı ve asaletini öne çıkaran altında büyük bir kostümü vardı. Öyle ki müritlerin çok uzaklardan ona kurbanlarını sunmak için gelirlerdi. Heykelin önünde savaşçı Zababa'dan hiç beklemediğim bir görüntüye şahit olunca istemeden şaşkınlıkla irkildim. Değerli taşlar ve renkli örtülerle süslenmiş zeminde çok genç oldukları buradan belli olan üç dizine genç kız diz çökmüşlerdi.
yüzlerinden kişinin en iyi kızları arasından seçilmiş oldukları anlaşılıyordu. Kızların hatları birbirine kız kardeşler kadar benziyorduysa da her biri farklı biçimde çekiciydiler. Kiminin sık ve uzun kirpiklerle çevrelenmiş güzel gözleri, kiminin ufak ve düzgün bir burnu, bazısının pembe yanakları, bir diğerinin ise çekici dolgun dudakları vardı. Tamamen çıplak olduklarından bedenlerindeki farklılıklar da göze çarpıyordu. Birinin narin omuzları, diğerinin yuvarlak bir karnı, ötekinin dar kalçaları ve uzun bacakları, bir başkasının da yeni olgunlaşmaya başlamış memeleri göze çarpıyordu. Hepsinin saçları öylesine sanatkarca şekillendirilmişti, bir kısmı çiçek ve diğerleri taşlarla tepelerinde toplanmış, bir kısmı da omuzlarından aşağı dökülerek vücutlarının mahrem kısımlarını belli belirsiz örtecek şekilde hazırlanmıştı. Kızlar üç sıra halinde yan yana yere çömelmişlerdi. Narin kalçalarını topuklarına dayamış, kollarını dindarca göğüslerinin üzerinde birleştirmiş ve gözlerini kapamışlardı. Yalnızca Zababa için söyledikleri ilahiyle dudakları kımıldıyordu. Tanrı onları zevkle dinliyor olmalıydı. Şimdi yüzü sanki daha asık gibi gelmişti bana. Birden heykelin kımıldadığını fark ettim ve bir an sonra Urza Baba ortaya çıktı. İlk anda gülmemek için kendimi zor tuttum. Zira kral ufak ve şişko görünümüne hiç de yakışmayan bir savaş tanrısı kılığına bürünmüştü. Kafasındaki altın başlık bir adımda eşek heybesinde taşınan çorba kasesi gibi sallanıyor, kemerinde taşıdığı eğri kılıç arkasında yere sürünüyordu. Ancak bu dindar kızlar kostümün gülünçlüğünün farkında değilmiş gibi görünüyorlardı. Zira bu arada açmış oldukları gözlerinde dindarlıktan kaynaklanan büyük bir hayranlık okunuyordu. Birleştirmiş oldukları ellerini yalvaran bir ifadeyle açtılar. Efendileri önlerinde dikildiğinde kızlar sırtüstü yere uzandılar ve bacaklarını yukarı kaldırıp olabildiğince açarak başka adamlardan titizlikle korumaları öğretilmiş olan bölgelerini Zababa'nın vekiline cömertçe vermek üzere beklediler. Kral, zevk aracı olarak kullanacağı bu yarı çocuk kızları uzun bir süre süzdü. Sonra en öndeki sıranın en ucundaki kızın yanına giderek saçlarının arasından kurtulmuş bir bukleyi okşadı. Seçilmiş olan kız mutlulukla dizlerinin üzerine çöktü ve efendisinin tülden eteğini yukarı kaldırdıktan sonra güzel başı tülün altında kayboldu. O sırada kral uyuşukça kalçalarını okşuyordu. Kısa bir süre sonra inleyerek onu saçlarından yakaladı ve düş kırıklığına uğrayan kızı kendinden uzaklaştırarak bir sonrakine yöneldi. ''Lanet olası çocuk tacizcisi!'' diye homurdandı Sargon. Bir süre kralın bir kızdan diğerine geçişini izledik. Sonra Sargon küçümseyici bir tavırla ''Bir meyhaneci kadının oğlu olan kralın nasıl bir domuz olduğunu gözlerinde gördü. Sümerler bir haydut gibi zevkleri çocuklarla tatmin eden bu tür yöneticilere nasıl ayakta kalabilir ki? Bazı zamanlar bu iğrenç davranışı çocuk yaştaki kızlardan öte oğlanlara, hatta her iki cinsten küçük çocuklara da uyguladığına şahit oldum. İmparatorluğun ağacı köklerden çürümeye başlamış ve yakın zamanda bir şeyler olmazsa devrilip gidecek. Büyük bir aşağılama ifadesiyle ''Lugalsagesi'ye bunları rapor edeceğim.'' diye mırıldandım. ''O zaman burada olanlar sona erecek, inan bana.'' Sargon alaycı bir kahkaha patlattı. ''Lugal'ın bundan farklı davrandığını mı sanıyorsun?'' diye sordu. ''O da kralımızdan farklı şeyler yapmıyor. Lugalsagesi dışarıda görüldüğü kadar katı ve eğlence sevmez değil. Hayır kardeşim, ülkemizin çökmemesi için farklı yöneticilere ihtiyacımız var. Hala ne yaptığını bilen adamlara.'' Baştan aşağı inceleyerek bana baktı. Dişleri ay ışığında parıldıyordu ve ekledi. ''Şu an Sümerler halen dünyada var olan en güçlü orduya sahipler. Bu çürüme orduya sıçramadığı sürece imparatorluğumuzu kaybetmeyiz. Ayrıca saray okullarında senin gibi yetenekli askerler yetiştirildiği sürece de kardeşim. Bir gün Ensi olduğunda bu yağlı kokmuş domuzlardan çok daha iyi bir idareci olacağın kesin.''